Nihayet geldin hatun. Gözlerimiz yollarda kaldı vallahi. Sultanımız nasıl ha? Dün akşam Rüstem Paşa söyledi. Çok merak ettim. Yine yüzümü kara çıkardın Nigar. Paşa zevcesi olunca uslanmıştır. Bir daha sultanımıza karşı bir hata yapmaz demiştim ama. Ne yapmışım ki ben? Sen çok iyi biliyorsun ne haltlar karıştırdığını. Hürrem sultanımızı kandırabileceğini mi sandın? Vallahi en başından biliyordu senin kimlere hizmet ettiğini. Hay Allah'ım bana sabır ver. Ne yapmışım ki de hele. Şşş. Hatice. Hoş geldin sultanım. Hoş bulduk. Beni görmek istemişsin. Müsaadeniz de vardı. Sultan. Otur Hatice. Seninle anlaştığımızı sanıyordum. Hangi mevzuda? Hürrem. Bana bir söz vermiştin. Ama sözünü tutmuyorsun. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Nigar her şeyi anlattı Hatice. Hürrem'e ne yaptığınızı biliyorum. Benimle bir alakası yok. Vallahi orasını ben bilmem. Sultanımıza hesap vereceksin. Nasıl oldunuz sultanım? Afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Zümbü. Yahya Efendi sağ olsun. Hızır gibi yetişti imdarıma. Geçmiş olsun sultanım. Duyar duymaz geldim. Sizi böyle gördüm ya, dünyalar benim oldu vallahi. Eminim öyledir Nigar Hatun. Gelin iyi oldu, ben de seni görmek istiyordum. O yüzden geldim sultanım. Sümbüla'ya da söyledim. Vallahi benim bir kabahatim yok. Rüstem Paşa'dan öğrendim vaziyeti. Dün beni ziyaret etmişsin. Neydi sebebi? Niye geldin? Nasıl? Hatırlamıyor musun sultanım? Sualime cevap ver Nigar. Ben Mihrimah Sultan'la alakalı konuşmak istemiştim. Neyse söyle. Senin bildiğin Sümbüla'dan saklayacak değil. Mihrimah Sultanımızla Bali Bey'i Haz Bahçede görmüştüm. Onu haber vermek için gelmiştim yanınıza. Ne demek bu? Sen bir sultanı neyle itham ediyorsun? Haşa sultanım. Ben bilmek istersiniz diye söyledim. Malum Mihrimah Sultanımız küçüklükten beri pek sever Bali Bey'i. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemedin mi bana? Hayır. Çekilmemi istediniz, ben de çıktım. Sonra ne oldu bilmiyorum sultanım. En son seninle konuşmuşum. Sonra çıkıp mermer köşke gitmişim. Orada ne yaptılarsa bana... hala olanı biteni hatırlamıyorum. Bana anlatacaksın. Sultanım... ben bildiklerimi söyledim. Kes sesini! Şah Sultan'ın yanından ayrılmıyorsun. Bilmiyor muyum? Sultanım, sizi temin ederim ki... Ağlar! Buyurun Sultan. Alın götürün şunu. Rüstem Paşa'ya teslim edin. Boğdurup çuvalla boğaza atsın. Sultan. Ne diyorsam onu yapın. Böyle yılanlar istemiyorum artık etrafımda. Sultanım. Sultanım, vallahi benim bir günahım yok. Hatice Sultan'ın emriydi bu. Ne dedin sen? Bana evladımın yerini bildiğini söyledi. Onunla tehdit etti beni. Dediklerini yaparsam... onu bana geri vereceğini söyledi. Nigar, ne yaptılar bana? Ya?
Size büyü yaptılar sultanım. Sultanım. Rüstem Paşa. Az evvel işittim. Hürrem Sultanımızın sağlığı düzelmiş. Çok sevindim. Öyle. Hepimiz çok korkuttu. Ama şimdi iyi. Hayırlı sabahlar sultanım. Size de hayırlı sabahlar Vali Bey. Nasılsınız? Sıhhatinize duacıyım sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Sağ ol. Ben Validem'e bakayım. Vali Bey, görüyorum ki sarayda olmaktan son derece memnunsunuz. Hala Diyarbakır'a gitmediğine göre sen de öyle. Şu seferin yorgunluğunu bir atlatalım da elbet gideriz. Hem payitahta halletmem icap eden çok iş var. Hünkârımızın yanına da bu yüzden geldim. Şimdi olmaz. Hünkârımız istirahat ediyorlar. Daha sonra arz odasına geçecekler. Diyeceğinizi orada dersiniz. Sultanım. Müneccim başına her şeyi anlatacaksın İker. Sultanım, yemin ederim ki fazla bir malumatım yok. Tek bildiğim kara büyü yapıldı. Başka da bir şey bilmiyorum. Kara büyü mü? Doğrudur müneccim başı. Kara büyü yapmışlar. Sultanım, döküntülerden başka bir şey tezahür etti mi? Hayır, onlar da geçti zaten. İyiymiş şimdi. Ne büyüsüymüş bu? Öldürmek maksadıyla yapılır sultanım. Öyle bir illettir ki bu. İnsanı içten içe, günden güne eritir. Yemeden içmeden keser. Uykusuz bitap düşürür. Şerli vesvasıl hannâsillezî vesvesu fîsudûrûz. Sen yılan. Nasıl yaparsın bunu Nigar? Sultanım, yemin ederim ki ben de bilmiyordum böyle olacağını. Sonradan öğrendim. Sultanım, müşteri olun. Böyle bir büyüyü kimse yapamaz. Müstahil. Sümbüla, yapmışlar işte. Duymadın mı? Ben de ihtimal vermem sultanım. Bugüne kadar ne gördüm ne işittim. Hele ki bir Müslüman asla cesaret edemez böyle bir şeye. Büyük günahtır. İbret-i alem için herkesin gözü önünde kellesi alınır. Bilmiyorum sultanım. Bildiğim ne varsa anlattım zaten. Hünkârım, daha evvel kısaca arz etmiştim. Adalet nizamında bir aksama mevzu bahis. Malumunuz üzere medrese mezunu kadı adayları ulema sayesinde mülazemet nizamına girerek kadılık tarikine adım atarlar. Kadılık beklerken gene ulema yanında çalışarak mesleki tecrübeler kazanırlar. Ancak bu hususta bir hudut olmadığından ve kaz askerlerin bekleme usulü hilafına yaptıkları işler sebebiyle nizam bozuldu hünkârım. Ben daha evvel İstanbul kadısı iken kaz asker efendilere bu durumu arz etmiştim. Fakat kendileri kabul etmemişlerdi. Kadı Tariki ile ilgili senin teklifin nedir Ebu Suud Efendi? Hünkârım, mülazımlar için her birine ayrı ayrı defter tutma usulü tatbik edelim diyorum. Ayrıca ulemanın her birine makamına göre yetişmiş talebeleri için ne kadar mülazım istiyorlar bunu tespit edelim. Ve kabiliyetli adaylar için de 7 yılda bir umumi nöbet usulü tespit edelim diyorum. Sen ne dersin Lütfi Paşa?
Hünkârım, siz en iyisini bilirsiniz elbet. Ama Gazasker Efendi yerden göğe kadar haklı. Adalet her şeyden mühim. Adalet dağıtan makamlar adil nizamlardan gelmezlerse kendileri nasıl adil olurlar? Doğru söylesin paşa. Gazasker Efendi, düşüncelerin makul. Teferruatıyla mülazimet kanununu bir an evvel hazırla. Hünkârım, uzun zamandır üzerinde çalıştığım için tez zamanda tasdik etmeniz için size sunacağım. Âlâ, çekilebilirsiniz. Hünkârım, bir husus daha var. Hayırdır Celalzade? Rüstem Paşa ne istiyor senden? Rahmetli İbrahim Paşa'nın servetiyle alakalı malumat istediler paşam. Nereden icap etmiş? Bütün malı mülkü hazine için müsaade edilmedi mi? Elbette paşam. 20 kere 100 bin altın müsaade edildi. Fakat Rüstem Paşa bunu az buldular. Hesaplarına göre 50 kere 100 bin altın daha olması lazımmış. Sen ne diyorsun Celalzade? Bu hazine-i Humayun'un bir senelik gelirinin yarısına tekabül eder. Tam bir şey söylemek mümkün değil paşam. Fakat Rüstem Paşa'nın hakkı var. Ciddi bir meblağın kayıp olduğu aşikar. Hünkârım, emriniz üzere Hürrem Sultan'ın imareti için arazi tahsis edildi. Arzu ederseniz emir buyurun mimarbaşı Alaaddin Ali Ağa çalışmalara başlasın. Âlâ. İcap eden bütün çalışmalar yapılsın. Lakin çizimleri bizzat görmek isterim. Elbette sultanım. Sizin ve Hürrem Sultan'ın kıymetli fikirlerini almak icap eder. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, bir husus daha var. Merakımı mazur görün. Lakin sizi pek sıkıntılı görmekteyim. Acaba uykularınız hala düzene girmedi mi hünkârım? İyiyim ben Hoca Çelebi. Sultanım. Yakar ben. Ne olursa olsun Hatice. Bana anlatmalıydın. Benden habersiz attığın adımların nelere sebebiyet verdiği malum. Neden anlamıyorsun? Benim bu hayattaki en büyük korkum İbrahim'i kaybetmekti. Bundan böyle beni hiçbir şey korkutamaz. Hiç kimse de durduramaz. Hürrem, ne oluyor? Nasıl girersin böyle? Ne yaptınızsa başaramadınız. Şimdi falcılardan, büyücülerden mi medet umuyorsunuz? Bu kadar mı çaresiz kaldınız? Hürrem, neden bahsediyorsun sen? Anlamıyorum. Sakın inkar etmeye kalkmayın sultanım. Bana mermer köşkte ne yaptığınızı Nigar'dan öğrendim. Bana büyü yapmışsınız. Kara büyü. Ne büyüsü Hürrem? Böyle mesnetsiz, çirkin bir ithamı nasıl yakıştırırsın kardeşime? Hem de böyle bir hatunun lafıyla. Sultanım, bu hatun aylardır sizin hizmetinizde. Yoksa memnun değil misiniz? Ercan'a, sultanımızı arabasına kadar refakat et. Bir adım daha atarsan senin kelleni alırım! Bir diyeceğin varsa otur konuşalım Hürrem. Ama böyle bağırıp çağırırsan seni dinlemem. Ben değil sultanım. Nigar otursun. Zira o da sizler gibi İbrahim Paşa'nın arkasından gözyaşı döküyor. Sakın! Sakın rahmetlinin adını ağzına alma. Sultanım, size Allah'tan sabır diliyorum ve tevekkül içinde olmanızı tavsiye ediyorum. Ama illa intikam almak istiyorsanız hünkârımızın karşısına çıkın. Zira İbrahim Paşa'nın ölüm emrini ben veremedim.
vermedim. Aferin Nigar. Belli ki Hürrem anlattığın her şeye inanmış. Münneciğim başını çağırdı hemen. Büyüyü anlatırken yüzünün halini görecektiniz. Beter olsun. Yalnız sultanım, Saliha Hatun'u pek gözüm tutmadı. Hakikaten büyü yapmış olmasın? Dediğine göre Hürrem'in kalbine bir ateş düşecekmiş. O ateş her gün biraz daha büyüyecek. Ve yakıp kavuracakmış onu. Sana inanamıyorum Hatice. Öyle bir sahtekarın lafına nasıl itibar edersin? Hürrem'in halini görmedin mi? Gözlerinde korku vardı. Hatun'un bahsettiği ateş bu işte. Farhiye Kafa. Şehzade Cihangir nerede Gülsüm? Şehzade Mehmet'in yanındalar hala. Hürrem Sultanımız neredeyse döner. Şehzademizi görmek isteyecektir. Git getir. Gidiyordum zaten. Şehzadem, emriniz üzere gümrük emini Mahmut Efendi geldi. Şehzade Hazretleri. Nasıl böyle bir hata yaparsın efendi? Signora Gabriela'nın gemisine ait olan evrağın eksik olduğunu söylemiştin. Oysa eksik evrak bu sabah aramada senin dairende bulunmuş. Affınıza sığınıyorum şehzadem. Belli ki bir hata olmuş. Evraklar karışmış. Böyle mi izah ediyorsun? Evrağın düzenli bir şekilde tasnifi mühim. Sizin hatalarınız yüzünden mağdur olan tüccarlarımız var. Kadıları da müşkül duruma düşürüyorsunuz. Derhal gerekeni yapacağım şehzadem. Sen değil efendi. Bu vazifeye layık olanlar yapacak. Sultan Süleyman'ın adaletine olan inancı hiç kimsenin sarsmasına müsaade etmem. Seni azlediyorum. Yıkıl karşımdan. Affedin şehzadem. Bağışlayın beni. Hazretleri Paşa. Buyurun. Şehzadem, kapıdan paşa. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk şehzadem. Size layık değil fakat bu nacizane hediyemi kabul buyurursanız beni memnun edersiniz. Sağ ol kapıdan paşa. Aldığım en güzel hediyelerden biri. Gel oturalım şöyle. Signora Gabriela. Ne oldu Antoine? Kimmiş gelen? Şehzade Mustafa'nın bir ulağı signora. Gemiden mallarınızı indirmek için hususi müsaade verilmiş. Tanrı şehzademizi korusun. Bizi büyük bir dertten kurtardı. Derhal bunu Smirna Limanı'na ulaştır Antoine. Dönüş yolunda birçok adayı fethettim şehzadem. İtalya kıyısı boyunca uzanan diğer adaları da aynı akıbet bekliyor. Anlaşılan hünkârımız bir kez daha sefere çıkma niyetinde. Öyle. Venediklilerin Akdeniz'de yelken açmaması için o adaların bizim elimizde olması lazım. Malum bu yüzden çekilmeye mecbur kaldık.
Fransa söz verdiği gibi Kuzey İtalya harekatını tamamlasaydı, Venedikliler buna cesaret edemezdi. Vaka bunun böyle olacağı belliydi. Hünkârımızı ikna etmek için ne gerekiyorsa yaptım fakat fayda etmedi. Eğer kuşatmaya devam etseydik, mutlak surette almıştık kaleyi. Ancak hünkârımız böyle münasip gördüler. Sonra düşününce hak verdim kendilerine. Kale düşse bile devam edemezdik. Rahmetli İbrahim Paşa'nın yokluğu hissedildi, öyle değil mi? Hünkârımız bu yüzden döndü. Ayas Paşa, iyi bir devlet adamı olabilir ama iyi bir serdar olmadığı aşikar. Doğrudur elbet. Sulh zaman paşa olmak kolay. Zaten kurulu bir nizam var. Aynen devam eder. Mühim olan harp zamanı ne yaptığınızdır. Eğer varsa bir hikmetiniz, o vakit belli olur. Neyse ki Lütfi Paşa mühim başarılar elde etmiş. Öyle Taşlıcalı, öyle. Hünkârımızın takdirine mazhar oldular. Eğer böyle devam ederse Ayas Paşa'yı yerinden edeceği muhtemel. Hünkârımız nasıl peki? Sıhhat yerinde çok şükür şehzadem. Ancak eskisi gibi değil. Pek konuşmuyor. Neler düşündüğünü, neler hissettiğini anlamak zor. Sanki görünmez bir zırh var üzerinde. Ve öyle zannediyorum ki bundan sonra hiç kimse o zırhın arkasına geçemeyecek. Hünkârım, Hatice Sultan geldiler. Gelsin. Nasılsın Hatice? İyiyim hünkârım. Evlatlarım için iyi olmaya mecburum. Mustafa'm nasıldı? Mahidevran nasıl? Sağ olsunlar. Hem şehzadem hem de Mahidevran en iyi şekilde ağırladılar beni. Âlâ. Hünkârım. Şah-ı Uban benim sarayıma yerleşmiş. Kendisiyle görüştüm. Eğer sizin de müsaadeniz olursa sarayıma tekrar taşınmak isterim. Burada benim yanımda olman daha münasip olur. Bu sarayda hatıralarım var benim. Mazim var. Müsaade edin hiç değilse böyle huzur bulayım. Bu şekilde huzur bulamazsın Hatice'm. Hatıralar ancak senin yarını deşer, kanatır. Bu yüzden mi ona ait her şeyi yok ettiniz? Bu yüzden mi bir mezarı bile olsun istemediniz? İtiraz etmeyeceğim hünkârım. İsyan etmeyeceğim. Bana reva gördüğünüz her şeye razıyım. Thank you.
Lütfen. İyi misiniz? Soğuk. Muazzam hediyeniz için minnettar. Hünkârım, emriniz üzere şehzademizin nalası Cafer Paşa'dan tafsilatlı malumat geldi. Bahsi geçen hususlar külliye nasılsızmış. Siz seferdeyken şehzademizin Manisa'dan hiç ayrılmadığı teyit olundu. Lala Cafer Paşa ayrıca bir mektup yazdılar size hünkârım. Teferruatlı malumat vermişler. Âlâ. Bahtiyar ol Mustafa Paşa. Hayli hayırlı bir haber getirdin. Hünkârım. Venedik Palyosu'nun kabulü için paşalarımız huzura çıkmayı beklerler. Gelsinler. Signor Ludovisi, aitnameye aykırı hareketlerinizi ve devleti aliyeye ihanetinizi nasıl izah edeceksiniz? Çok merak ediyorum. Lütfü Pasa Hazretleri, inanınız ben de sizin kadar üzgün... Dojunuz Andrea Gritti'ye haber yolla. Zira sarayını başına yıkacağız. Evelallah. Lütfü Paşa! Kendine hakim ol. Rabbime şükürler olsun ki ben kendime hakimim paşam. Fakat Venedikli taifesine bu kadar itimat etmeseydiniz... mutlak zaferle dönerdik seferden. Lütfi Paşa yerden göğe kadar haklı. Onu bunu İbrahim Paşa taraftarı diye yaftalamakla vakit geçirmek yerine... Venedikli'ye dikkat etmeliydik. Laflarına dikkat et. Nasuh Efendi, haddini aşma. Hakikat bu paşam. Herkesin malumu. Sultanım. Hayırdır Rüstem? Mühim olduğunu söyle. Sultan. İyi değilsiniz siz. Yorgun gözüküyorsunuz. Rüstem ben iyiyim, iyiyim, iyiyim. Ne söylemek istemiştin? Malumunuz. İbrahim Paşa'nın neyi var neyi yoksa külliyen hazine için müsaade edildi. Lakin nakit altınlar bir hayli eksik çıkmış. İbrahim Paşa'nın cismi göçüp gitti lakin
ruhu hala aramızda dolaşıyor sanki. Her laf dönüp dolaşıp ona geliyor. Meblağ bir hayli yüksek sultanım. En az 50 kere 100 bin altın kayıp. Mücevherler de var tabii. Malumunuz. Paşa kıymetli taşlara pek meraklıydılar. Nerede olabilir bu mücevherler ve altınlar? Ani bir ölüm olduğu için paşanın tedbir aldığını zannetmem. Bu yüzden de mutlaka sarayında bir yerde gizlenmiştir. Rüstem Paşa, bu para düşmanlarımın eline geçmemeli. Ben de öyle düşünmüştüm sultanım. Ama belki de çoktan ele geçirmiş olabilirler. Eğer öyleyse ifşa etmek lazım. Zira hazineye devredilmesi icap eden bu paraya el koymak büyük suç. Koy sen yastıkları, koy bir an önce. Yahu kızlar, elinizi çabuk tutun biraz. Oy. Sultan. Sümbüla, neler oluyor burada? Sultanım, dairenizi arattım. Büyü meselesiyle alakalı muhakkak bir şey koymuşlardır dedim ama bir şey çıkmadı. Hatunlar, bitmedim daha yatağın işi. Elinizi çabuk tutun biraz. Sultanım, çarşaflığımızı da değiştirttim. Maazallah, neler duyuyoruz. Sümbüla, ne büyüsü. Safsata bunlar. Sultanım, öyle demeyin. Biz tedbirimizi alalım da. Tamam, tamam. Eğer işiniz bittiyse ben biraz dinlenmek istiyorum. Ziyadesiyle yorgunum. Emredersiniz sultanım. Hatunlar, haydi çıkın. Sultanımıza bir rahat verelim. Haydi.